Çok teşekkür ederiz kızlar. Değerli izleyenler, 23 Nisan Çocuk Bayramı özel programıyla karşınızdayız. Çok özel konuklarla birlikte. Evet, bugün birbirinden renkli konuklarımız ekranlarınızda olacak. Şu anda Alya ve Ecrin'in jimnastik gösterisini izledik. Böyle güzel bir açılış yaptık sizlere. Alya ve Ecrin'e istersen sen konuş Duygu. O zaman ben şöyle gideyim buyurun. Alya ve Ecrin'in yanına. Siz de bu tarafa alalım Alya kızlar. Ve Ecrin. Çocuklar buyurun. Çok güzel, sizi şöyle alayım ben. Şöyle gelebilir misiniz? Evet, çok güzel bir gösteri izledik. Öncelikle biraz kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Benim adım Ecrin. 11 yaşındayım. Jimnastik sporunu seviyorum. Peki kaç yıldır bu sporla uğraşıyorsun? Çok güzel bir gösteriydi. Bu gösteriyi hazırlayabilmek için çok mu uğraşıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ya 5 yıldır jimnastik yapıyorum. Gösteriye çalışıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz. Öyle. Adım Zeynep Alya. Yaşım 8. 5 yaşında jimnastiğe başladım. 3 senedir jimnastikteyim. Sevdiğim bir spor. Peki nasıl hazırlanıyorsunuz bu gösterilere? Neler yapıyorsunuz? Biraz bilgi verebilir misiniz izleyicilerimize? Yani spora gidiyoruz. Haftanın 4 günü. 1 saat çalışıyoruz. Öyle. Peki isteyerek mi başladın bu spora? Nasıl oldu bu spora başlama yolculuğun? Onu da anlatabilir misin? Benim ablam yoga yapıyor. Daha çok ablamdan başladım. Ama zaten seviyorum. O yüzden. Peki sen nasıl başladın? Ben normalde hareketli biriydim. Annem benim jimnastiğe başlamamı istedi.
Ben de bunu kabul ettim ve şu an çok sevdiğim bir sporcuyum. Peki bugün 23 Nisan, 23 Nisan'la ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Yani 23 Nisan çocuk bayramı kutlu olsun. Arkadaşlarınıza da bir şeyler söylemek ister misiniz? Onların da bayramını kutlayalım. Yani onların da 23 Nisan bayramını kutluyoruz. Gösteriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sen de arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? 23 Nisan'ı söylemekle çocuk bayramları kutlu olsun ve Ramazan bayramları da kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gösteriydi. Tekrar alkışlıyoruz. Arkadaşlarımızı alkışlayabilir miyiz? Bu arada çocuklarımızın antrenörü Selvi Başoğlu da burada. Onu da davet evet, edelim. Evet, onu da alalım. Öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel yetiştirilmiş çocuklar. Harika bir gösteri sundular bize. Nasıl yetiştiriyorsunuz bu çocukları? Öncelikle onu soralım. Haftada 4 gün birlikte antrenman yapıyoruz. Çocuklar zorlu bir eğitimden geçiyor. Kuvvet, koordinasyon, bütün şekilde esneklik vesaire. Biraz gözyaşı, biraz mutluluk. Tabii böyle yerlere geldikçe kendimizi sergilediğimizde daha çok mutlu oluyoruz. Çocuklar için ben çok gururluyum. Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Bu bayramı bize hediye ettiği için. Evet. Çocuklar için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada çocukların bu dönemde yaptıkları jimnastik hareketleri sanırım ileride yaşamlarını da etkiliyor. Evet, kesinlikle. Kas, kuvvet, sinir ve her şekilde onları yaşam standartlarını çok etkiliyor. Evet. İleride başka bir spora geçmek isterlerse vesaire etkinlik, aktivite yapmak istediklerinde bu farklılık çok önde oluyor. Evet. Bunu çok etkilerini fark edebiliyorlar bu şekilde. Kaç yaşında başlıyor çocuklar? Öncelikle okul endeksi eğitimde olması bizim için daha önemli. Çocukların 3,5 ve 3 yaşına başlaması tavsiye ediyoruz. Çünkü daha vücutları tam gelişmemiş oluyor. Onları o şekilde esnekli ve kuvvet altyapısını vermiş oluyoruz. Temel eğitim bizim için daha önemli. Branşlaşma 4-5 yaşından sonra başladığı için temel eğitim ve jimnastikle birlikte branşa uygun bir hale getiriyoruz çocukları. Bir de son dönemde sanırım artık aileler çocuklar ileriki yaşamlarında esneklik kazansın diye jimnastiği çok revaçta tutuyorlar bildiğim kadarıyla. Alya ile Ecrin'i de ailesi mi teşvik etti? Ailesi teşvik etmiş. Öncelikle ilk geldikleri zaman ailesi getirdi. Ailesi başlamasını istedi ama sonra kendi çocuklar bu sporu yaşadıkça, gördükçe çok sevdiler. Ve sürekli haftada 4 gün antrenmana katılmak istediler. Ne kadar zorlansalar, ne kadar acı çekselerdi aslında jimnastik gerçekten çok zor bir branştır. Dışarıdan sadece işte temel eğitim veya hareket olarak gözükse de jimnastik, kuvvet ve koordinasyon özellikle kuvvet bizim için çok önemli. Evet. Altyapımız için yani bu şekilde çocuklar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Alya, Ecrin size de çok teşekkür ediyoruz. Harika bir gösteri sundunuz bize. Sizi uğurluyoruz. Bir daha alkışlayalım arkadaşlarımızı arkadaşlar. Hoşçakalın. Kadir, şimdi yine çok güzel bir konuğumuz var. O da yine muhteşem bir gösteriyle gelecek buraya. Kerem'i çağırıyoruz Kerem şimdi Akarsu, de. Kerem Akarsu karate gösterisi yapmak üzere bizlerle buluşuyor. Kerem, hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Kerem. 9 yaşındayım. 4 yıldır bu sporu yapıyorum. Evet. Ve sporumu... Seviyor musun? Seviyorum. Kuşağına bakıyorum. Hangi renk? Kahverengi. Bir üst kuşak ne olacak? Siyah. Ne zaman geçmeyi planlıyorsun siyah kuşağa? Onu 15 yaşından sonra geçebiliyorum. Öyle mi? Yaşım yetmiyor. Hangi okulda okuyorsun? Ayşegül Ersoy. Peki, şimdi bize karate gösterisi sunacaksın değil mi? O zaman... Kameralar burada. Herkes seni izliyor. Karate gösterisine başlayabilirsin. Biz yine arkadaşlarımızla köşede seni izleyeceğiz. O zaman kocaman bir alkış alalım mı Kerem için de arkadaşlar? Bayrağı alalım Duygu. Tamamdır. Şöyle tutalım. Kerem, tebrik Kerem, ederiz. Kerem, çok güzel bir gösteri oldu. Tebrik ediyoruz seni. Sen kaç yaşında başladın? Annenin teşvikiyle mi başladın? Nasıl oldu? İlk önce bayrağını verelim sana şöyle. Anlatır mısın bize biraz bu yolculuğunu?
ablam gidiyordu. Ablamdan görerek bir gün gitmiştim. Ondan sonra o şekilde ilerleye ilerleye bu şekilde bu yaşıma kadar geldim. Evet. Peki ileride ne olmak istiyorsun? Hoca. Milli sporcu olmak ister misin? İsterim. Milli bir başarı, olimpiyatlarda ya da gerçi bildiğim kadarıyla olimpiyatlardan karate kaldırıldı ama bence geri dönmesi lazım. Yani. Sen bize madalya getirebilirsin. Zaten bir iki tane getirdiğim var. Ne? Aa çok güzel. Şimdi hangi madalyaların getirdin? Birinciliğim var. Nerede? İkinciliğim var. Burada hatta. Yani il genelinde mi, Türkiye'de mi, Avrupa'da mı? Hayır, burada. Afyon'da birinci. Afyon şampiyonasında birinci oldun. Afyon şampiyonasında demeyeyim de yani. Aha. Birinciliğim var. Birinciliğim var. Altın madalya getirdim birinci getirdim. Olarak. Evet. O da zaten 4-5 gün önce oldu. Aa öyle mi? Evet. O zaman tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. İleride yine milli sporcu olarak, karateci olarak Türkiye'ye madalya getirmeyi hedefliyorsun. Peki evet. Bugün bir de 23 Nisan. 23 Nisan'la ilgili olarak neler söylemek istersin Kerem? Bütün çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Biz de seni tebrik ediyoruz. Çok güzel bir gösteriydi. Başarılarının da devamını diliyoruz Kerem. Teşekkür ederim. Evet. O zaman Kerem'e tekrar bir alkış alarak uğurlayalım. Evet, şimdi sizleri böyle alalım. Sizleri şöyle ekranın önüne doğru alalım. Tek tek. Şimdi sizleri tanıma zamanı. Evet, bakalım. Başlayalım mı? En güzel, en küçük hanımefendiden başlayalım. O zaman başlayalım. Evet. İsmini söyleyebilir misin? Biraz heyecanlandın mı yoksa sen? Sevde. Sevde. Sevde kaç yaşındasın? 6. 6. Okula gidiyor musun Sevde? Ana sınıfını başlamıştım. Kardeşim olduğu için bitirdim. Anladım. Evet. Evet, sana soralım bakalım. Sen de kendini tanıtabilir misin biraz bize? Adım Aynece Kuş. 8 yaşındayım. 2. sınıfa gidiyorum. Selçuklu İlkokulu'ndayım. Evet, sen de sıra şimdi. Sen de kendini tanıtabilir misin bize biraz? Adım Hülya Naz. 2B sınıfına gidiyorum. Murat Saraç İlkokulu'na gidiyorum. 2. sınıfa gidiyorum. Kala, sana gelelim bakalım. Seni de tanıyabilir miyiz biraz? Benim adım Çınar. 3. sınıfa gidiyorum. Bahçeşehir Koleji'ndeyim. Bu kadar. Peki seni de tanıyabilir miyiz? Adım Zeynep Fatma. Nartanesi Okulu'na gidiyorum. Evet, çok. Bir de 5 yaşındayım. 5 yaşındasın. Ne kadar güzel. Seni de çok tanıyabilir tatlı. Miyiz? Adım Ereda. 11 yaşındayım. 125. Lolta Okulu'na gidiyorum. Çok güzel. Seni de tanıyalım mı? Senin de gözlerin ne kadar adım güzel mi? Adım Samet. Şehit Murat Saraç Eğitim İlkokulu'na gidiyorum. Kaçıncı sınıftasın? 1. sınıfa gidiyorum. Süper. Kaç yaşındasın? Peki onu duymadık sanki. 8 yaşındayım. 8 yaşındasın. Oo, çok güzel. Peki seni tanıyabilir miyiz biraz da? İsmim Safiye Naz. 2B okuluna gidiyorum. Murat Saraç İlkokulu'na gidiyorum. Bu kadar. Bu kadar. Seni de tanıyabilir miyiz? İsmim Elif. Hamidiye Ortaokulu'na gidiyorum. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. 12 yaşındasın. Peki seni de tanıyabilir miyiz? İsmim Elif. 4. sınıfa gidiyorum. 10 yaşındayım. Marşal Feriz Çakmak İlkokulu'na gidiyorum. Peki iki Elif de yan yana gelmiş böyle. Evet. Kadir, mikrofonu şimdi, sana verelim artık. Sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Ben bu arkamızda gördüğümüz tahtaya bazı kelimeler yazacağım. Tamam mı? Sizi ikişerli grup halinde ayıracağız. Bu tahtanın önünde biriniz bekleyeceksiniz, sırtınız tahtaya dönük şekilde. Biriniz anlatmaya, biriniz de tahmin etmeye çalışacaksınız. Nasıl, güzel bir oyun mu? Evet. Tamam, şimdi bu ikiliyle başlayalım o zaman. Kadir, İsim? Ben sözünü keseceğim. Tabii. De diğer konuklarımızı da alalım mı? Kerem'i, hı-hı, Ecrin'i, tabii, alalım, Alya'yı, onları da alalım. Onlar da bu güzel oyunlarda oynayalım. Oynasınlar. Tamam. Sizlerle başlayacağız. İsmin neydi tekrar? Elif. Elif, ikiniz de Elif'siniz. Ne kadar güzel ya. Şimdi sen tahtaya sırtını dön. Ben oraya bir kelime yazacağım. Sen tahmin etmeye çalışacaksın. Elif, sen de anlatmaya çalışacaksın. Seni de buraya alalım. Gel Elif, benimle birlikte. Tamam. Sana tabii kartımı ki ve mikrofonumu vereceğim. Şöyle alayım bunları. Sizler de kopya vermiyorsunuz. Tamam mı? Sadece anlatmaya çalışacaksın ama ismi söylemeyeceksin. Tamam mı? Kesinlikle o kelimeyi söylemeden anlatmaya çalışacaksın. Onlar, bazı yasaklı kelimelerimiz var. Onları söylemeden anlatmaya çalışacağız. Tamam mı? Evet. Okuyabiliyor musun şu an? Okuyabildim mi? Tamam. Evet, hadi o anlat ismi bakalım. Söylemeden anlatmaya çalışacaksın. Ben tutayım istersen. Bu savaşa girdi. Savaşa giren birisi. Ve 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buldu.
Sadece bizde var. Bu tarafa gitti. Bize armağan etti diyelim. Evet, bize armağan etti. Evet, doğru. Alkış. Alkışlayalım arkadaşımızı. Şimdi sen anlatmaya çalışacaksın. Diğer Elif bilmeye evet, çalışacak. Evet, bakalım Elif. Sizce Elif bilebilecek mi? Bilir. Bilir mi? Evet. Hadi bakalım. Nasıl anlatabilirsin? Ne diyebilirsin? 18 yaşından küçüklere denilen... Evet. Evet, ne kadar akıllısınız. Hemen biliyorsunuz. Bir harika. Alkış daha alabilir şimdi miyiz Elif için? Şimdi alkışlayalım. Sıra Safiye ile Abdülsamet'te. Tamam. Ahmet Samet mi? Ahmet Samet'te. Ahmet Samet. Tamam. Hadi bakalım. Elif... Elifler sizi şöyle alalım. Hadi bakalım. Şimdi kim anlatsın? Sen dönüyorsun. Samet mi anlatsın? Safiye, Samet anlatacak. Sen bu tarafa Safiye, geliyorsun seni Safiye. Şöyle alalım. Sırtını Kadir dön. Abinin yanına geç bakalım. Hadi bakalım Samet. Samet istersen şöyle gör oradan. Gördün mü ne yazdığını? Tamam anlat. Anlat bakalım hadi arkadaşına. Bu... Sizi alalım böyle. Gidin. Kutlanan bir şey. Hemen yanıma doğru. Ona ne deniyor? Ona ne deniyor? Kısaca, tek kelime. Ne? Bu büyüklerimizin bayramı. Ama ne oldu? Dıt dıt, bayram tabu dedik. Oldu. Tabu oldu bu. Bayramı söylemiş olduk. O zaman başka kelime bir şey bayramdı. Yazalım. Şimdi ne yazalım? Evet, görebildin mi? Tamam, anlat bakalım hadi. Bu öğrencilerin evi. Aferin, çok güzel anlattın. Çok güzel oldu bu sefer. Evet, alkışlıyoruz arkadaşlar. Alkış. Şimdi kimi alalım? Sıra kimde? Sizi alalım. Efendim? Safiye anlatmadı mı? Safiye, anlatmadı. Seni böyle alalım evet, şimdi. Elveda, seni şöyle alalım. Ya da Samet'e mi anlatsın? Tamam. Evet, Safiye. Böyle nasıl anlatabilirsin? Olan bir şey. Onun rengi ne? Bulut evet beyaz doğru. Olur ama nasıl öğrendin, nasıl anladın? Çok güzel tahmin ettin. Evet alkışlıyoruz. Aslında Ahmet Samet'in gömleğinin rengi de maviye benziyor değil mi? Yani gözleri daha benzemiyor. Çok benziyor. İşte. Gözlerin de çok çok güzel. Şimdi Aliye ile Ecrin gelsin. Aliye ve Ecrin sizi alalım. Sen yazmayacaksın Kadir abi, ben sana söyleyeyim. Sen benim yanımda dur, tamam mı? Evet, tahtadaki kelimeyi söylemeden tamam anlatacak. Ecrin sana anlatacak, sen tamam mı? Sen böyle bekle. Sen sırtını dönebilirsin. Evet. Bakmayacaksın ama, bakmak yok, kopya olur. Bakmak yok. Şimdi... Düzeltiyorum, bu değil. Evet, onu yazmıştık. Onu yazdık. Her Kadir'e tabu diyoruz, değil mi? Bu ne? Bu. Bildim. Ben de şimdi şöyle geçersem daha iyi olacak, şöyle geçeyim. Evet, doğru bildi mi? Tamam. Sen okuma yazma biliyor musun? Evet. Tamam o zaman. Gündüz değil de. Gece. Evet, tebrikler. Tebrik ediyoruz. Şimdi, kimi alalım? Bundan sonrasını istersen şöyle yapalım. Ben bir çizim yapayım. Çizimi tahmin etmeye çalışın. Ama elini kaldıran cevap verecek, tamam mı? Anlaştık mı? Burada süper. Okuma yazma bilmeyen arkadaşlarımız evet varmış. Onu şöyle öne alalım. Evet. Çünkü okuma yazma da bilmiyor değil mi? Gel bakalım istersen buraya Zeynep. Gel bakalım. Sevde sen de mi bilmiyorsun? O zaman ilk önce ikinize soralım bu soruları, olur mu? İlk olarak Sevde'ye soralım. Nedir bu? Sevde bilecek ama bu sefer. Ama parmak kaldırılacak. Ama öncelikle tamam, okuma yazma bilmeyen arkadaşlarımız. Uçak. Aferin mı? Sevde. Sizce de uçak mı? Evet. O zaman doğru tebrikler mu size. O zaman bir de Zeynep'e çizelim. Şimdi bir tane daha. Sizce Zeynep bilebilecek mi bu sorunun cevabını? Zeynep ne bu? Aa bu ne? Çiçek. Aa tebrik alkış ediyoruz seni de. Şimdi bir de Safiye'nin bize bir şiiri var değil mi? Şarkı mıydı Safiye? Şöyle ben. Nerede Safiye? Sen mi söyleyeceksin? Ne söyleyeceksin?
İkiniz birlikte şiir mi okuyacaksınız? O zaman ben sizi şöyle ekranın önüne doğru alayım. Sadece siz, şiir söyleyecek olanlar ön tarafta kalabilir. Siz gelin ekranın önüne doğru. Diğerleri ekranın önüne doğru gelsin. Gel. Kerem sen de gel. Yanımıza alalım çocuk. Ali Beycin de gel. Evet. Görünmüş olacaklar. Hadi gelin bakalım böyle. Siz de gelin arkadaşlar buraya. Hadi bakalım. Gelin böyle yanıma. Duygu ablanızın evet, yanına. Evet, yanımda durun. Kadir abiniz çizdiği zaman onun yanına gidelim. Onun yanında cevaplayalım. Olur mu? Siz de şimdi şiir okuyan kızların kameranın önünü açalım biraz daha. Şiir o zaman ben size kızlar. Şöyle mikrofonu vereyim. Mikrofonu okuyun. Olur mu arkadaşlar? Hadi bakalım. Düşmanlar sardı yurdu, Atatürk önder oldu, bir oldu bütün millet, millet meclisini kurdu. Öğrendik 23 Nisan, yurdumuzun temeli, ülkemizi yükseltmek hepimizin emeli. Atatürk'ten armağan, bu büyük bayram, dünya çocuklarıyla kutlarız her zaman. Tebrikler, evet, alkış. Bir de Samet vardı Kadir. Samet de bir şarkı söyleyecekti bize. Onu da böyle alalım. Hadi bakalım. Sana mikrofonu verelim Samet. Bayrağını da salla. Siz de bayrakları bilin, sallayabilirsiniz bilin. Arkadaşlar. Çocuk bilin. Demek, ışık demek, renk demek, gelecek demek, tohum, fidan demek, tohum demek, çocuk demek, fidan demek, gelecek demek. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Küçük hanımlar, küçük beyler, herkes büyümemizi bekler. Çocuklar çocuk olmak ister, bizce mümkün bütün hayaller. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım, şarkımı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Güzel bir şarkıydı değil mi? Şimdi hepinizi şöyle ekranın önüne alayım. Ekranın önüne doğru geçelim. Hadi bakalım böyle gelin. Başka şarkı, şiir okumak isteyen var mı aranızda? Varsa? Ben 23 Nisan şiiri okuyabilirim diyen ya da şarkı söyleyebilirim diyen var mı? Tamam. Şimdi ne yapalım Duygu? Ne yapmak istersiniz şu an? Çocuklarla istersen oyun oynamaya devam evet, edelim. Evet, oyunlarla devam edelim daha sessiz sonra. Sessiz sinema yapalım. Sizin bildiğiniz çizgi filmler var mı? Hangi çizgi filmleri biliyorsunuz? Tamam. Bildiğiniz, hepinizin ortak bildiği çizgi filmler var değil mi? Tamam. Şimdi bunları sessiz sinema oynamayı biliyor musunuz? Sessiz sinema olarak anlatalım. Sen o zaman başlayabilirsin. Böyle alayım seni. Bana doğru gel. Gelebilirsin. Gel. Şöyle ben şöyle mikrofonla şimdi arkadaşların vereyim. Hepsi seni izleyecek. Söylemeden çizgi filmi anlatmaya çalışacaksın. Hadi sen bakalım. De. Mikrofonu ben alayım. Bunu da alayım. Anlatmaya çalışacaksın. Kim parmak kaldırırsa ona söz vereceğiz. Gel. Kameraya dönerse şöyle. Daha rahat olacak. Bildi mi? Hep birlikte alkış o zaman. O zaman alkış. Var mı başka? Ben anlatabilirim diyen var mı? Sen gel Ahmet Samet. Parmaklar kalktı. Evet Samet, kim cevap versin? Kim cevap versin? Biraz daha geriye doğru gideceğiz. Bildi mi? Nasıl bildi ya? Sadece koştun, nasıl anladın? Alkış o zaman hepimiz. Evet, alkışlıyoruz. Şimdi biraz daha ekrana doğru yaklaşalım. Arkadaşlarımız sizi daha rahat çeksinler. Televizyonda, ekranda daha güzel durum. Biraz daha yaklaşalım geriye doğru. Geriye doğru gidelim. Var mı başka çizgi filmi anlatmak isteyen? Bence Zeynep anlatmak istiyor. Anlatabilir mi? O zaman Çınar. Çınar hadi anlat bakalım. Bence güzel anlatırsın sen. Anlatabilirsin bence. Nasıl yok? Olmadı? Gel ben sana söyleyeyim. Gel. Yaklaş. Ben de duyayım. Tavşan bilmiyorum. Kafa kıyamış gibi yaparsan çok güzel olur. Bence öyle yap. Hadi bakalım.
Bu evet. da bir çizgi film arkadaşlar. Hadi bakalım. Böyle uzun kulakları var değil mi? Evet. Uzun. Yok. Hayır. Uzun kulakları var. Havuç yer. En büyük rakibi ördek. Daffy Duck. Evet, sen söyleyebilirsin. Evet, bildir. Tebrikler. Tebrikler, alkış. Senin de üzerinde Bugs Bunny varmış bu arada. Şimdi sen mi anlatmak istiyorsun? Anlatabilirsin, gel. Bana doğru gel. Evet. Yeri gösteriyor. Yere düşüyorsun. Çok zor oldu ama bu biz de bilemedik. Çok zor diyorsun bizi. Evet, çok zor oldu. Ne var bilen başka? Var mı arkadaşlar aranızda? Kulağıma söyler misin bana kopya? O film mi? Çizgi film mi? Hmm, ben bilmiyorum. O zaman 10 saniye vereceğim. Bilebilen olursa ona güzel bir ödülüm var. Eğer kimse bilemezse kaybettiniz. Herkese ödül verelim o zaman. Kaybettiniz. Yok ben vermeyeceğim. Ya, verelim o mi? O zaman ben vereyim tamam, size. Tamam verelim hadi. Şimdi sen anlatmaya devam et. Bilen olursa ona ödül. Hadi bakalım. Nerede o? Yani yerde bir şey gösteriyor. Yani yerde gölge. İzini belli etmemeye mi çalışıyorsunuz? Yok gölge gösteriyor. Gölgeyi gösteriyor. Evet. Hayır. Gölgeyi gösteriyor arkadaşlar. Gölge. Gölge mi? Evet Ahmet Samet. Hayır gölge gösteriyor. 5, 4, 3, 2, 1. Kimse bilemedi. Şimdi sen söyle lazım. Bakalım cevabını. Babamın gölgesi. Var mı öyle bir çizgi film biliyor musun? Biliyor musun? Bilemediniz ama. Şimdi gel o zaman. Gel o zaman. Şöyle alayım seni. Gel bakalım. Biraz zorladın sen arkadaşlarını. Var mı başka anlatmak isteyen? Ali anlatacakmış. Gel Ali. Şöyle ben alayım onları. Ne anlatacaksın bana söyle. Tamam. Bu bir çizgi filmden çok bir hikaye. Şöyle gelelim biz. Bakın buradan tuttu indiriyor böyle. Evet. Rapunzel bildi. Alkışlar. Şimdi sırada şarkı söyleyecek birisi var mı? Şarkı söyleyebilen olursa ona da güzel bir ödülümüz var. Kim söylemek ister 23 şarkı? 23 Nisan şarkısı olmak zorunda değil. Herhangi bir şarkı söyleyebilirseniz olur. Kim söyleyecek? Ahmet Elif sen gözleri... şiir okuyacaktın sanki. Hayır mı? Yo hayır. Söyleyebilirsin. Şöyle kameraya doğru dönelim. Öyle alayım seni. Evet, şimdi söyleyebilirsin. Şarkının başını bir hatırlayayım. Korona amice say. Yalnız kimi güvence say. Belli belli. Yakma viski heyecanla rüştü. Akşam el var mı? Yeni küstüm. Nesil. Yalnız şen varsa rüştüm. Eskiden ağlardım, güldüm. Şimdi sakallandım, büyüdüm. İmdat imdat. Yok mu kafamızı yakalayacak? Arabayı baleden aldıracak. Bu gece ben kullanmayacağım. Ya ya. Şöyle bayraklarınız. Samet. Alkışlar. Onu ben alayım. Için. Çok güzel bir şarkıydı. Var mı peki başka şarkı söylemek isteyen var mı? Bence vardır. Ahmet Safiye. Samet söyleyecek gibi. Safiye de bence söyleyecek Safiye. Gibi. Hangi şarkı söyleyeceksin? Bence söyler Safiye. Ece sen de söyleyebilirsin. En başta. En başta. Aa, çok güzel. Sen de şöyle geç bakalım. Kameranın oraya alalım seni de. Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. O günlerdir. Hissettiğim bu şeyden yanımda kaldın. O çok güzel, tebrik alkışlar. Ederim. Alkışlar. Evet, Ahmet Samet söyleyecekmiş şimdi. Kadir, bizim zamanımızdaki şarkılar hep çocuk şarkılarıydı. Yeni şarkılar bayağı evet. değişmiş. Bir de çok mini mini bir kuş konmuştu. Oo, evet. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Dik tamam. diye ötsün diye. Bir pırpır ederken canlandı. Ellerimden fırladı. Çok güzel ödüldü. Hepinizi tebrik ediyorum. Duygu, çocuklar sende. Ben çocukların hediyelerini getiriyorum. Heyecanlı mısınız? Peki bugün 23 Nisan, 23 Nisan'la alakalı neler hissediyorsunuz? Onları da söyleyebilir misin? Senden başlayalım. Çok heyecanlısın sen galiba. Bugün senin bayramın, neler hissediyorsun Sevde? Heyecanlandın. O zaman sana soralım. Sen neler hissediyorsun? Saçların da çok güzel olmuş. Sağ ol.
Bugün ben, senin bayramın. Bugün çok mutluyum. Çünkü çocuk bayramı tek bir ülkede, yani dünyadaki tek bir bizim ülkemizde kutlanır bu bayram. Bütün dünyadaki çocuklar bizim ülkemize gelir. Peki bayramını da kutlar mısın arkadaşlarına? Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Başka konuşmak isteyen var mı? Sana da soralım. Seni de böyle alalım. Buradan daha iyi görünürsün. Sana soralım bakalım. Bugün 23 Nisan, sen neler hissediyorsun? Ben bugün mutluluk hissediyorum. Çünkü çocuk bayramı bizim bayramımız olduğu için. Sana ne anlam ifade ediyor 23 Nisan demek senin için? Ne demek? Bayram da bende kalmış. Onu da verelim şöyle. Benim için heyecan ve mutluluk demek. Çok güzel bir gün değil mi bugün? Evet. Tamamdır. Seni de böyle alalım. Evet, senin için ne anlam ifade ediyor? Ben çok mutluyum ve gururluyum. Zaten dünyada çok ülke var ama bu ülkelerden sadece bizim var. Bizde var çocuk bayramı. Bu nedenle tüm çocuklar bizim yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da coşuyor. O yüzden çok mutluyum. O zaman hepinizin bayramı kutlu olsun. Evet. Kadir abiniz hediyelerinizi getiriyor. Her çocukların. Evet, almayan var mı? Devam ediyorum. Aliye, bu senin. Peki Zeynep, sen hiç konuşmadın. Seni de alalım böyle. Eşli. Neden? O? Tamam. Ahmet Samet. Senin ismin neydi? Tamam o zaman Kadir. Elveda. Şiir okumak isteyen bir arkadaşımız daha varmış. O zaman şöyle mikrofonu verelim hatta sana, olur mu? Bir arkadaşımızı tamam, alkışlayabilir miyiz? Evet, hadi bakalım. Biraz şimdi sizi geriye yine efendim, alalım ekrana doğru. Tabii ki hatırlayabilirsin. Hazır olduğunda başlayalım o zaman, olur sizi mu? Sizi de geriye alalım. Ahmet Samet Kerem Akarsu. Kerem Akarsu da söyleyecek. İstersen Kerem'e verelim mikrofonu. Tamam, sen hatırladın. Hatta Kerem sonra böyle alalım, evet, daha Kerem iyi olur. Sonra Ece sana gelelim, olur mu? Evet Kerem. Buraya alalım şöyle, ama seni. Duygu ablanın evet yanına. Kerem. Şöyle geçeyim ben hatta. Biraz döndük. Saat 9:05 geçe. Atam Dolmabahçe'de gözlerini kapatmış, bütün dünya ağlamış. Doktor doktor çağrısına baksana. Doktor, evet, hatırlayan doktor, var mı baksana arkadaşlar? Evet, hadi hep birlikte söyleyelim o zaman. Doktor doktor baksana. Lambaları yaksana. Atam elden gidiyor. Çaresine baksana. Umudunuzu karaklar. Dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım. Doysun kara topraklar. Evet, çok harikasınız. Çok süper, güzeldi. Harikasınız. Tebrik ediyoruz hepinizi. Aliye, senin bayrağın da burada kalmış galiba. Teşekkür ederiz. Şöyle verelim. Evet, sen hatırladın mı? Bence hatırlamış. O zaman ortasından başlasak olmaz mı? Olur mu? Ya da bir şarkı da söyleyebilirsin. Bak, evet, ne kadar güzel biliyor musun şarkıyı? Onu biliyorum. O zaman 23 Nisan kutlu olsun diye benim bildiğim bir şarkı var. Onu sen biliyor musun? Bilmiyor musun? Yok mu hiç aklında bir şarkı? Söyleyebilir misin kulağıma? 23 Nisan kutlu olsun, sevinin büyükler. Öyle bir şey var, bilmiyor musun? Aa, o zaman. Peki bilen var mı? Var mı bu şiiri bilen? Aa, sen biliyor musun? Hadi söyle bakalım. Aferin. Ama şiir söyleyeceğim. Tamam, şiir söyle, o da olabilir. 1881'de atam doğdu Selanik'te. Çok zeki, çok çalışkandı. Birinciydi derslerinde. Bir gün babasız kaldı. Annesi okuldan aldı. Dayısının çiftliğinde kargoları kovalardı. Sonra yine okudu, subay oldu. Zaferler kazanarak düşmanı yurttan kovdu. Sarardı, soldu, hastalığı sir oldu. Bir gün Dolmabahçe'de öldü, 9:05 geçe. Yıl 1938, her zaman, her yerde Atatürk'ün izindeyiz. Oo, çok güzel, süper. Tebrik hepiniz ediyoruz seni de, evet. Harikaydı. Var mı başka birileri arkadaşlar? Hemen şekeri yemeye başlamış. Harikasın. Senin ismin neydi? Çınar. Çınar. Çınar çok güzel değil mi? Şeker. Ama çok fazla yemememiz lazım. Bunu da biliyorsun. Çok tüketmiyorsun değil mi? Güzel Çınar. Şimdi Çınar'ın da duygularını, düşüncelerini alalım istersen. Tabii 23 ki. Nisan Atatürk çocuklara armağan etti. 23 Nisan'da neler yaparsın? Okulda etkinlikler olur mu genelde? Olur. Fotoğraf çekimi olur genelde. Hı hı. Fotoğraf çekimi oluyor genelde. Peki bizim zamanımızda 23 Nisanlarda biz yürüyüş yapardık. Caddelerde yürürdük. Bando takımımız olurdu. Ve insanlar bizi görürdü, alkışlardı. Sizin böyle yürüyüşleriniz oluyor mu? Yoksa okulun içinde mi etkinlik yapıyorsunuz? Biz okulun içinde yapıyoruz daha çok. Neler yapıyorsunuz?
Bir tek fotoğraf falan çekiniyoruz. Dans gösterisi falan var mı? Bazen oluyor. Evet. Peki en sevdiğin ders nedir Çınar? Matematik. Matematiği seviyorsun. Atatürk de matematiği severmiş biliyor musun? En çok onu severmiş. O da bir geometri kitabı da yazmış. Geometriyi biliyor musun? Geometri de matematiğe benziyor. Bir geometri kitabı yazmış. Matematiği sevmen harika. Genellikle kimse matematiği sevmez ama sen iyisin yine. Evet yani. Ben. Peki en sevdiğin öğretmenin de matematik öğretmeni mi? Evet. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum. Hepsini mi seviyorsun? Evet, alkış hepsini sevmemiz lazım. Hadi bence şeyi de soralım. Bugün ayrıca Ramazan bayramı. Şeker de çok seviyor. Aa, şeker evet. Topladın mı bayramda? Yok, ben genelde para topluyorum. O ya, daha iyi değil bizim mi? Bizim zamanımızda biz şekerle mekerle evet. idare ederdik ama şeker çocuklar... yarışına girerdik hatta. Sayardık kimin daha fazla şekeri olduğunu. Hı. Siz öyle yapıyor musunuz arkadaşlar? En çok kim şeker toplayacak? Yapan var mı? Bizim mahallede bir şeker şey olmadı. Yok mu artık? Sizin mahalle kalabalık değil mi? Yani evet. Bağlı arkadaşlarım var ama onlar da beni biraz küfür ediyorlar yani. Aa, sevmiyorum. Çok ayıp. Aa. Yine de şeker toplamak için de para toplamak için de ne yapıyoruz? Tanımadığımız kimsenin evine gitmiyoruz değil mi? Bunu biliyoruz. Sadece akrabalarımızın. Sadece tanıdığımız insanların yanına gidebiliriz. Onun dışında şeker toplamak için de olsa para toplamak için de olsa. Özellikle Çınar sen tamam mı? Parayı toplamak için yabancıların yanına gidiyoruz. Aa, güzel para topluyor musun? Hı? Güzel para topluyor musun? Kaç para topluyorsun? Korkma, istemeyeceğim. Kaç para topluyorsun? mesela değişiyor. Değişiyor. Yani sabit gelirli değilsin, değişiyor. Kaç para? Evet. En son 200. Oo, süper. Evet, iyi para. Çok güzelmiş. Bu yaşta 200 lira iyi para. Sen de güzel bir ticari ışık gördüm. Tamam mı? Paraları topla. Ondan sonra biriktir. Büyüdüğünde kendine güzel bir şey alabilirsin. Zaten şu an bayağı biriktirdim. 3800 lira mı oldu? Oo, harikasın. Ne yapmayı planlıyorsun peki? Gerçekten iyi bir para biriktirmişsin. İyi bir para biriktirmişsin. Şu an bir şeyi hedeflemedim ama drone almayı düşünüyorum. Ne? Drone. Drone almayı düşünüyorsun. Seviyor musun böyle teknolojik aletleri? Seviyorum. Peki ne yapıyorsun şimdi? Uçurma için bir ehliyet lazım. Çok ehliyete gerek duymuyorum. Duymuyor musun? Afyon'da zaten kimse... açık alanda bir şey demez herhalde. Evet. Değil mi? Harikasın. 3800 lira güzel para, güzel bir drone alabilirsin. Bu bayramda da topladıklarınla beraber iyi bir drone'u hak etmişsin bence. Evet. Kadir orada minik bir misafirimiz var. O evet. da bence çok şeker toplamış gibi duruyor. Sen topladın mı? Yoksa sen de mi paracısın? Para mı istiyorsun daha çok? Tabii ki. Akrabalardan sana soralım. Mı? Veriyorlar mı para? Veriyorlar. Kaç para veriyorlar? İstersen bir bayrağı. Kaç para veriyorlar? Gel böyle dön sen de bakalım. Bilmiyorsun. Çünkü sen daha henüz paraları sen sanıyorum para tanımıyorsun değil mi? Yoksa. Tamam ama yine de güzel para topluyorsun değil mi? Yaşlıların ellerini öpüyorsun akrabaları. Peki ne yapmayı planlıyorsun? Evet. Birazdan süper, sonra. Harikasın. Siz kardeş misiniz? Yok biz kuzeniz. Ben senin fazla. Biz aynı parayı alıyoruz. Aynı parayı alıyorsunuz. Ha, ona ne veriliyorsa sana da aynısı mı veriliyor? Süpersiniz ya, güzel. Bu şekilde adalet sağlanıyor. Kimseye ayrımcılık yok değil mi? Kadir, burada süper. Bir arkadaşımız var. O da 4 evet. kumbara doldurmuş. 4 kumbara evet. mı? Kaç paran oldu? Ya bilmiyorum. Hı-hı. Ama bayağı çok olmuştur. Ama ben her yaz tatilini onları ben harcıyorum. Harcıyorsun. Nereye gidiyorsun? Nerede harcıyorsun? Yani geziye gidiyoruz. Evet. Tatile gidiyoruz. Üstüme bir şeyler alıyoruz. Peki oralar o kadar derdiniz. Parayı nasıl biriktirdin? Çok fazla 4 kumbara. Küçüklüğümden başlamıştım. Kuzenim Sevde de ikimize aynı küçük kumbaralar verilmişti. Ondan sonra gittikçe büyüdü. Peki Sevde sen de biriktirdin mi para? Sen ne kadar biriktirdin? Ne kadar biriktirdin Sevde? 1000. 1000 lira biriktirdin. Çok sen iyi. Bu yaşta çok iyi biriktirmişsin yine ya. Güzel para değil mi? Peki ne yapacaksın sen bu parayla? Seni yanıma alayım. Sen ne yapacaksın bu parayla? Ya yarın 20 Nisan'da ebime scooter geliyordu. 300 liraya ben onu aldım. Ha, scooter alacaksın. Süpersin. Tebrik ederim. Güle güle kullan. Evet. Bisiklet alacağız. Bisiklet alacaksın. Bisikletim vardı ama küçük geldi. Küçük geliyor. Hı hı. Bacaklarım direksiyondan yukarı çıkıyor. Hmm. Kendi bisiklet alacaksın. Evet. Tehlikeli olmasın ama kask da al, dirseklik de al, dizlik de al. Hepsini evet. birlikte kullan.
Güle güle kullan, tamam evet, mı? Evet, başka bayramda böyle para biriktiren oldu mu aranızdan? Sen de mi? O zaman... Bence diğer çocuklar daha çok şekerci gibi. Evet, şeker evet. Topluyor gibisiniz siz şimdi, biraz daha. Şimdi hepinize ödüllerinizi dağıttık. Sen de para topluyorsun. Sen de para diyorsun. Sen bisiklet alacaksın zaten. Para topla sen. Bisikletçi. Evet. Şimdi başka ben şiir ya da şarkı okumak istiyorum diyen var mı arkadaşlar? Yoksa yavaş yavaş programı kapatacağız. Hepinizin 23 Nisan'ını kutlayarak kapatacağız. Programın sonuna doğru geldik Duygu. Evet, artık geldik. Güzel bir program geçirdik. Çok güzel etkinliklerle karşılaştık. Hepinizin etkinlikleri, becerileri birbirinden güzeldi. Tebrik ediyoruz hepinizi. Evet. Arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Şimdi kameraya hep birlikte bayraklarımızı sallayalım. Evet, artık kapanışımızı yapalım. Senin bayrağın nerede? Bak, şurada iki taneydi. Hı-hı. Tamamdır. Hep birlikte bayraklarımızı sallayalım. Değerli izleyenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel yayınıyla karşınızda olduk. Minik misafirlerimizle sizlere eğlenceli anlar sunmaya çalıştık. Bizden bu kadar. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Aynı zamanda Ramazan bayramınızı da kutluyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Şarkımızı da söyleyelim. Thank you.